Evet, merhabalar. Bugünkü konuğum Haziran 2023 fiyatlarıyla beraber Volkswagen Golf Mayıs ayı ve Haziran fiyatlarını kıyaslayacağız. Şimdi Haziran fiyatlarını şöyle bir ekrana yapıştıralım. En ucuz versiyon manuel şanzıman ile Impression modeli 853.600 lira oldu. Geçtiğimiz aya göre 48.100 lira fiyatı artmış oldu. En ucuz versiyon Life paket DSG ise 1.015.300 liraya çıktı. Burada da 57.300 liralık zam var. DSG Style pakete geldiğimizde ise 1.144.800 lira görüyoruz. Burada da 64.600 liralık zam olduğunu görüyoruz. R-Line yani 1.0 seviyesindeki en zirve model 1.192.400 liraya ulaşmış durumda. 67.300 lira zam görmüş durumda. 1.5 motora geçtiğimizde 150 beygirle beraber Style paket 1.219.100 lira oldu. Burada 68.800 lira zam varken serinin en pahalı versiyonu 1.5 ATSI 150 beygir DSG R-Line ise 1.302.200 liraya ulaştı. Burada da 73.500 liralık zam söz konusu. Volkswagen Golf hala C segmentindeki en önemli modellerden bir tanesi. Her ne kadar popülaritesini SUV modellere kaydırsa da bence B segmenti Volkswagen SUV'lerinden çok daha başarılı bir ürün Golf. Yani ben Volkswagen Taygo yerine Golf'ü tercih eden müşteri kitlesinden olurdum. Bunun altını çizeyim. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Yakın zamanda bir Golf alma denemesinde bulundunuz mu? Nasıl bir fiyat karşınıza çıktı? Ya da sıra durumu nedir? Size nasıl bir bilgi geçirdi? Bu aracı kullanılanlardan varsa kullanıcı yorumlarınızı da yine yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sizi Golf'ün görselleriyle baş başa bırakıyorum. Evet, merhabalar. Bugünkü konumda Golf'ün donanımının zirve noktası olan R-Line. Burada derin siyah rengiyle beraber opsiyonel olarak 18 inçlik Bergamo tipi jantları görüyoruz bu modelde. 225-40-18 lastik ölçüsüyle oldukça dolu dolu gözüken R-Line'da aracımızda ekstra premium LED imzalı ışık tasarımı da mevcut. Son olarak da standart donanım R-Line'e ek olarak panoramik bir cam tavanımız var. Siyah rengiyle beraber de oldukça şık bir paket olarak karşımızda. LED paketiyle beraber satın aldığınızda arka stop tasarımında da farklılaşmaya gidiyor. Burada kayar sinyal lambalı, özel LED tasarımlı stop lambalarını görüyoruz.